aşk olsun anne ya. İnsan bir sinema bileti de bize alır. Bir sinema bileti kaç lira, senin haberin var mı Hülya? Anne Kadir gibi konuşma lütfen. Çocuğum, kırılmanın sırası mı şimdi? Baban için gidiyoruz. Sanki kendi keyfimize gidiyoruz. İyi tamam. Ben de gitmek istiyorum. Kimse beni sinemaya götürmüyor. Tamam canım. Sen de Defne teyzenle yan yana oturursun. Hayır anne ya. Kızım. Üf anne ya. Sen sinema koltuklarını bizim kanepe gibi sanıyorsun galiba. Ne varmış azıcık sıkışsanız? Abimle otursun, bana ne? Kim benimle otursun? Ceren. Ya hiç öyle film mi izlenirmiş? Hem biz sığmayız ki. Hiç kimse beni istemiyor. Üzülme kızım, beni de istemiyorlar. Aman yarabbi, bir de siz çıkmayın başıma. Anne babam nerede kaldı? Filmden önce yemek yiyeceksek çıkmamız gerek. Gelir şimdi, gelir. Hangi filme bilet aldın? Truva. Nasıl filmmiş o? Savaş, aksiyon, macera. E kızım, yok muydu şöyle aşklı filan bir film? Kusura bakma anne, sizin zamanınızdaki zengin kız fakir erkek filmlerinden kalmadı artık. Ben bakarım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Hoş geldin Mehmetciğim. Hoş bulduk hayat. Aa, çıkarma ayaklarını, çıkarma, gidiyoruz. Nereye? Sinemaya gidiyoruz. Sinemaya mı? Evet. Çok güzel bir filme gidiyoruz baba. Gitmeden önce de bir yemek yiyelim diyoruz. Nereden çıktı şimdi bu sinema? Aa, senin için baba. Moralin bozukmuş ya. Siz gidin, ben gelmeyeyim. Aa, olur mu canım, bilet aldın. Evet baba, lütfen. Ya Allah Allah, istemiyorum kızım ben sinemaya falan gitmek. Siz gidin. Olur mu canım ama? E sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Ben oturur televizyon seyrederim. Baba her akşam izliyorsun zaten. Bu akşam da sinemaya gidelim. Hadi çocuğum, siz gidin. Hülya, sen de al Ceren'i, bizim yerimize git çocuğum. E sen? Hadi çocuğum, hadi hadi, sen de al Ceren'i, hadi. Acele edin. İyi, hadi Ceren gel. Yaşasın. Hadi çocuğum. Ya. Acele edin, filmi kaçıracaksın. Çabuk. Anneciğim çok teşekkürler. Hadi çocuğum, eğlenceler. Hadi, hadi. İyi akşamlar. Hadi çocuğum, hadi. Hadi eğlenmenize bakın. Hadi güle güle, iyi eğlenceler. Mehmet. Efendim? Bir arkadaşım vefat etti diye böyle elden ayaktan düşmüş ihtiyarlar gibi mi davranacaksın? Gerçeklerle yüzleşmek lazım Şükran. Hiç de bile değil. Bazı gerçeklerle yüzleşmemek lazım Mehmet Bey. Böyle yaşlandım yaşlandım diye düşünürsen, o zannettiğin şey beklediğinden çok daha çabuk gelir. İnsan kendini yalnız hissediyor be Şükran. Eskiden ne çok dostumuz vardı. Sazla, sözle, muhabbetle geçerdi vaktimiz. Ya şimdi ne eşimiz kaldı ne dostumuz. Herkes bir bir ayrılıyor dünyadan. Bir başımıza kaldık. Ama Mehmet, hayat hep gençlikteki gibi geçmez ki. Doğanın kanunu bu. İçim sıkılıyor Şükran. İçim, içim. Bardağa dolu tarafından bak Mehmet. Bak. Seninle ne güzel yılları paylaştık. Bu evi hatırlıyor musun? İlk evimiz. Hatırlamaz olur muyum? Ne zorlanırdım kirasını öderken. Ama o domatesi bahçeden koparıp yemek yok muydu? Bak. Yurdanur Bey'le eşi Hamiyet Hanım. Ne güzel sesi vardı değil mi o adamın? Ya hele Yemen türküsünü ne güzel okurdu. Hiç acımazdın adama. 4-5 kere arka arkaya söylettirirdin. Ama kendi pek hevesliydi söylemeye. Biri istesin de söyleyeyim diye bahane arıyordu. Aa, canım ayol. Defne'ye bak. O zamandan belli böyle bir deri bir kemik olacak. Ya nasıl korkmuştum ama 2,5 kilo doğunca. Abin de erkek olacak diye araba getirmişti. Evet, o zamandan beri hala kızar sana yanlış doğurdun diye. Mehmet. Efendim? Bu albümler bizim bardağımızın dolu tarafı. Gerçi biz seninle hiç boş tarafını yaşamadık. Ömrümüz olursa daha çok albümler doldururuz seninle. Doldururuz değil mi? Doldururuz tabii hayatım.
Sen bu ailenin direğisin. Neden öyle kendini kapıp koyuveriyorsun? Sen hep bize güç verdin, moral verdin, destek oldun. Moralini bozma. Sen iki tel saçın döküldü diye kendini ihtiyarladın mı sanıyorsun? Sen gencecik bir adamsın da. Doktor öyle demiyor ama Şükran Hanım. Sen daha uzun, daha sağlıklı yaşa diye öyle söylüyor doktor. 20 yaşında gençler değiliz artık. Mehmet, bu yaşında başka bir güzelliği var ama, değil mi? Doğru söylüyorsun Şükran. Bak ne diyorum, ben gideyim güzel mezeler hazırlayayım. Sinan Bey ile Müjgan'a da haber verelim, gelsinler. Hep beraber bir yemek yiyip sohbet edelim ha. Vallahi çok iyi olur be. Yani dostlarla daha sık görüşmek lazım. İnsan sonra üzülüyor yeterince vakit geçiremedik diye. Tamam, o zaman sen telefon et. Ben mutfağa gidiyorum, hazırlığa başlıyorum. Aç kollarını, sar boynuma. Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Hadi, hadi canım. Şükran açıldı, görüyor musun? Alçak Mustafa, insan bir haber verir sinemaya gideceğini. Aç kollarını. Bir dakika, bir dakika. Ben kadehimi Hidayet abinin anısına kaldırmak istiyorum. Kaldıralım Sinancığım. O da hep demez miydi arkamdan ağlayıp sızlamayın diye rahmetli. Ya. Biliyor musun Şükrancığım? Bugün Sinan 3 kişilik aile mezarlığı satın almış. Aa. Ayol arkadaşları öldü. Bunlar bir tuhaf oldu. Kafaları sürekli öbür tarafa çalışıyor. Ne alakası var şimdi Şükran Hanım? Ama görseniz Şükran Hanım, çok güzel bir yer kapattım. Öyle önü açık, ferah. Harika bir yer. Ya ben de düşünmüştüm de ama bizim aile geniş tabii. Masrafı çok olur. Allah Allah, değiştirin şu konuyu canım. Nereden çıkardınız bu mezarlık konusunu? Aslında Gönül 3 kişilik değil de 4 kişilik bir aile mezarlığı almak isterdi ama neyse. Sinancığım, bu konuyu kapattık sanıyorum. Mehmet ustalar yabancı mı canım? Bir oğlumuz olsa fena mı olurdu yani? Çok güzel olurdu Sinancığım ama bu yaşta benden böyle şeyler istemem biraz tuhaf olmuyor mu? Zaten yaşın hiçbir zaman müsait olmadı ki. Gençken de aynı şeyleri söylüyordu. Bir kızımız var yeter diyordu. Yetmiyor muyum baba? Yetiyorsun da kızım. Ama erkek değilim değil mi? O yüzden tam çocuk sayılmıyorum. Aman neyse canım. Bizde 4 tane var da ne oluyor? Tabii ya. Habire yiyorlar. Keşke olsaydı da biz de yedirseydik. Sen biraz fazla içmedin mi Sinan? Bırak istersen artık. Ben ısrarlıyım Müjgan. Ay inanmıyorum. Senin insan fizyolojisinden haberin yok galiba. Var. Bugün doktora gidip araştırdım. Hala mümkün olabilirmiş. Tabii mümkün olabilir de biraz riskli olabilir. Ay yeter. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Olmaz Sinan. Artık bu konu kapanmıştır. Bu konuda anneme destek veriyorum baba. Siz bilirsiniz. Vasiyetimi yazarken bu itirazlarınızı göz önünde bulunduracağım tabii. Ne demek şimdi? Mirasım bir yardım kuruluşuna mı gider, bir çocuk vakfına mı gider bilemiyorum.